Herkese selamlar. Birkaç mülakat için geldiğim Texas eyaletinde bugün son günüm. Houston'da bugün ikinci mülakatımızı yaptık. Daha önce Dallas'taydım. Birazdan uçağa binip New York'a geri döneceğim. Havaalanına çok yakın, küçük, çok güzel bir park var. Mercer Arboretum, Mercer Park'ı. Oraya geldim. Uçaktan önce birazcık dinlenmek, bir hava almak. Bir yandan da bu videoyu çekmek için. Daha önce söz vermiş olduğum bir video vardı. Nişanlılık vizesi, evlilik vizesi. İkisinin arasındaki farklar. Bununla ilgili bugün kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle nişanlılık vizesi nedir? Biraz ondan bahsedelim. K1 diye geçen veya K1, Kastamonu'nun K'si 1 diye geçen vize. Amerikan vatandaşı olan bir kişinin nişanlısını Amerika'ya getirmek için kullanılan vize kategorisidir. Bu vizeyi green cardlılar yapamıyor. Yani yeşil kart sahipleri yapamıyor. Sadece Amerikan vatandaşları yapabiliyor. Peki şartları nedir? Geçtiğimiz 2 yıl içinde en az bir kez görüşmüş olma şartı var. Bu vizenin başvurusunu yapılabilmesi için. Tabii ki sadece bir kere görüşmek yeterli mi değil mi? Çünkü dosyanın gerçek bir ilişki olduğunu gösterecek şekilde hazırlanması gerekiyor. Ama minimum olması gereken şart geçtiğimiz 2 yıl içinde en az bir kere görüşme şartı. Bu başvuru göçmenlik bürosuna yapılıyor. Göçmenlik bürosu bu dosyayı kabul ettiğinde dosyayı NVC'ye gönderiyor. NVC daha sonra konsolosluğa gönderiyor ve nişanlınız, yani Amerikan vatandaşının nişanlısı olan kişi konsoloslukta mülakata giriyor. Mülakata girdikten sonra pasaportuna K1 vizesi vuruluyor, nişanlı vizesi. Bu kişinin yapması gereken şey Amerika'ya girdiği tarihten itibaren 90 gün içinde Amerikan vatandaşı, kendisi için başvuru yapan Amerikan vatandaşıyla evlenmek. Bu ne başvurusu? Amerika'ya geldikten sonra bu sefer evlilik üzerinden yapılan ikinci safha Amerika için de göçmenlik bürosuna gönderilmiş oluyor. Bu kısaca K1 vizesi veya K1 vizesi. Peki evlilik üzerinden olan dosya nasıl oluyor? Evlilik üzerinden olan dosyada öncelikle Amerikan vatandaşı kişiyle eşi yasal olarak evlenmeleri lazım. Evlilik yapıldıktan sonra Amerikan vatandaşı olan eş göçmenlik bürosuna eşi için başvuruda bulunuyor. Bu başvurudan sonra başvuru değerlendiriliyor, kabul ediliyor. Kabul edildikten sonra dosya NVC'ye gönderiliyor. NVC yine dosyayı konsolosluğa gönderiyor ve konsolosluk da bu sefer evli olan kişinin eşi üzerinden bir mülakat yapılıyor. Mülakat neticesinde kişi Amerika'ya gelmiş oluyor. Peki K1 vizesiyle evlilik vizesi arasındaki farklar neler? Yani nişanlı vizesiyle evlilik arasındaki farklar neler? Bir kere nişanlılık vizesinde adı üstünde ortada sadece nişan var. Resmi bir nikah yaptıysanız nişanlılık vizesiyle ilerleyemezsiniz. Mutlaka evlilik üzerinden olan başvuruyu kullanmanız gerekiyor. Nişanlılık vizesinin avantajlarından bir tanesi, aslında bu nişanlılık vizesinin ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi, evlilik üzerinden olan dosyaların uzun sürmesi. Nişanlılık vizesinde normal şartlar altında 6 ay içinde göçmenlik bürosuna yapılan başvurunun kabulü, sonrasında 3-4 ay içinde konsolosluk safhası bitirilmesi gerektiği düşünülürse 9-10 ay içinde nişanlınıza kavuşup Amerika'ya getirip Amerika'da evlenip başvuruya burada devam etme şansı var. Peki evlilik üzerinden olan başvuruda durum nedir? Evlilik üzerinden olan başvuru genellikle önce göçmenlik bürosu 7-8 ay, daha sonra konsolosluk 4-5 ay, 12-13 ay sürebiliyor. Dolayısıyla aslında nişanlılık vizesinin evlilik vizesine göre çok daha kısa sürdüğü düşünülebilir. Tabii şu anda bu süreleri verirken biraz çekinerek veriyorum. Çünkü Trump yönetiminden kaynaklanan, Covid'den kaynaklanan gecikmeler oldu dosyalarda. Dolayısıyla göçmenlik bürosu şu anda bu dediğimiz sürelerde dosyaları bitiremeyebilir. Bu video genel bir video olduğu için bir süre vermek çok doğru değil. Ama genel itibariyle nişanlılık vizesinin evlilik vizesinden daha kısa sürede sonuçlanacağını düşünmek mümkün. Ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Bunu da unutmamak lazım. Peki nişanlılık vizesiyle evlilik vizesinin başka bir farkı özellikle düğün konusundaki meseleler. Mesela çiftler kendi ülkelerinde bir düğün yaparak evlenmek istiyorlarsa bu nişanlılık vizesinde mümkün olmayacak. Çünkü adı üstünde nişanlılık vizesi, nişanlılık vizesi. Türkiye'de nişanlanıyorsunuz, Amerika'ya geliyorsunuz, düğünü Amerika'da yapıyorsunuz veyahut da nikahı Amerika'da yapıyorsunuz. Halbuki Türkiye'de böyle okkalı bir düğün yapmak istiyorsanız, eşi dostu çağırmak istiyorsanız, ondan sonra çok katılımlı bir düğün yapmak, eşi dostu çağırmak istiyorsanız, o zaman tabii ki sizin için doğru olan şey düğünü Türkiye'de yapmak, evliliği Türkiye'de yapmak, ondan sonra buraya gelmektir. Bunun başka bir alternatifi, bazen kişiler nişanlı vizesiyle Amerika'ya gelip, Amerika'da evlenip, daha sonraki Türkiye'ye gidişlerinde düğünü Türkiye'de yapıyorlar. Yani Amerika'da evlendikten sonra daha sonra Türkiye'de düğünü yapmak da mümkün olabilir. Resmi evlilikten sonra olmuş olacak. Düğün üzerinde bu kadar çok durmamın sebebi bizim için düğün çok önemli ve benim temsil ettiğim çiftlerde bu düğün faktörü ön plana çıkabiliyor. Tabii her dosyada değil. Bazen önemli olan bir an önce bir araya gelmek,
işini kaybetmemek, burada bir iş sahibi olabilmek, onların da ön plana çıktığı dosyalar olabilir. Nişanlılık vizesiyle evlilik vizesinin arasındaki farklardan bir tanesi de ikisinin arasındaki masraf farkı. Aslında nişanlılık vizesiyle evlilik vizesinin farklarını düşündüğünüz zaman harç açısından nişanlılık vizesi biraz daha pahalı. Bunun sebebi işlemin ikinci ayağının Amerika içinde yapılıyor olmasından kaynaklanıyor. Bence bu başvurunun tamamı değerlendirildiğinde, bir evlilik süreci değerlendirildiğinde bir evlilik masrafı olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla nişanlılık dosyası mı, evlilik dosyası mı, bu ikisinin arasındaki fark gözetilirken genellikle harç ücretleri arasındaki farklar çok büyük önem arz etmiyor. Nişanlılık vizesiyle evlilik vizesi arasındaki farklardan bahsederken şunu da göz ardı etmemek lazım. Nişanlılık vizesi sonuçta non-immigrant, yani göçmen olmayan bir vizedir. Öbür taraftan evlilik vizesi göçmen olan bir vizedir. Konsolosluktan göçmen olmayan K vizesini, nişanlı vizesini aldıktan sonra Amerika'ya gelip 90 gün içinde evlenip başvurunuzu yaptığınızda da göçmen olan başvuruyu yapmış sayılıyorsunuz. Bir başka önemli konu da K vizesiyle Amerika'ya gelip 90 gün içinde evlenmeyen kişilerin mutlaka Amerika'dan çıkış yapması gerekiyor. Eğer 90 gün içinde evlenmezseniz ve başvurunuzu göçmenlik bürosuna göndermezseniz vizeyi ihlal etmiş sayılıyorsunuz ve bu sınır dışı edilme ihtimalini de gündeme getirmiş oluyor. Benim genellikle nişanlı vizesi mi yapalım, evlilik vizesi mi yapalım diye soranlara verdiğim cevaplardan bir tanesi, ne kadar çabuk evlenmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa biraz daha nişanlı olarak kalmaya devam mı etmek istiyorsunuz? Eğer biraz daha nişanlı olarak kalmaya devam etmek istiyorsanız, evlilik konusunda kesin karar vermediyseniz, o zaman nişanlı vizesiyle gelip 90 gün içinde burada evlenmek daha doğru. Ama evlenmeye karar verdiyseniz, o zaman nişanlı vizesi mi olsun, evlilik vizesi mi olsun, bu bir karar vermek söz konusu olabilir. K vizesiyle, yani nişanlı vizesiyle evlilik vizesi arasındaki farklardan bir tanesi de evlilik vizesini hem green card başvurusu sahiplerinin hem de Amerikan vatandaşlarının yapabilmesi, ama K vizesini sadece Amerikan vatandaşlarının yapabilmesidir. Hem K1 vizesinde, yani nişanlı vizesinde, hem de evlilik üzerinden yapılan green card başvurularında mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi de her iki dosyada da mutlaka bu ilişkinin, yani Amerikan vatandaşı kişiyle eşi arasındaki veya nişanlı arasındaki ilişkinin gerçek bir ilişki olduğunun ispatıdır. Nişanlı vizesinin evlilik vizesine göre daha çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi genellikle çiftlerin bir an önce bir araya gelme istekleri oluyor. Nişanlı vizesi ilk prosedürü kendi ülkenizdeki konsoloslukta tamamlayıp daha sonra Amerika'ya gelip geri kalan prosedürü, yani ikinci safhayı Amerika içinde tamamlamaya izin verdiği için genellikle bir an önce bir araya gelmek isteyen çiftler nişanlı vizesini tercih ediyorlar. Bunu söylemekle beraber bir kere daha altını çiziyorum. Verdiğim zamanlar, nişanlı vizesinin daha hızlı olması, bunlar biraz içinde bulunduğumuz durumla, Covid'le, bir önceki Trump yönetimiyle de ilgili olarak daha da uzun süren prosedürler haline geldi. Dolayısıyla bir prosedürün diğerinden daha kısa süreceğini garanti etmek pek mümkün değil, ama genel itibariyle nişanlı prosedürü evlilik prosedürüne göre daha kısa süren bir prosedürdür. Bugün Houston'da güzel bir günde bir parkta size evlilik vizesiyle nişanlı vizesi arasındaki farkları, ikisinin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Yorumlarınız, sorularınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Eğer ilgi duyduğunu düşündüğünüz kimseler varsa videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.